Herkese merhaba, Single Player'a hoş geldiniz. Bugün yine MC'deyiz. Uruk-hai yapmayı planlıyorum. Slot'u kontrol etmedim, boş mu dolu mu bilmiyorum. Bakacağız. Yine Pot ve Wolf'ümü fulledim üzerime. Okumu da aldım. Gittiğim zaman Slot'a pet'i çıkaracağım. Bunları da besleyeceğim onu. 20 karşından mı parası bıraktım. Slot'tan para çıkacak mı çıkmayacak mı bilmiyorum. Ne olur ne olmaz diye ben almadım parayı yanıma. Zaten gittiğim zaman ihtiyacım olmayacak. RPR falan gelirsem, para çıkmıyorsa parayı tekrar üzerime alırım. Onun da bilgilendirmesini yaparım size. Potum yeter herhalde. Çok da vuracaklarını sanmıyorum. Yetmezse yine silah falan yandığı zaman Sundress'e gittiğimde alırım. Ama slot boş. Bana pot harcatacak varsa sanırım zaten şunlar harcatacak. Şuraya ben ortaya bırakayım. Şu ikisinin ortasına mı bıraksam? O ikisinin bence şu ikisi daha mantıklı. Şöyle bıraksam uygun olacaktır diye tahmin ediyorum. Dün 70 skillini açtım bu arada. 1,5 GB'ye mal oldu ama açtım. Şimdi ayarlamalarımı yapayım. Bu sefer biraz mana yakacak ki kullanacağım için. Şunu alayım. Şunları kullansam mı diye düşündüm de. Şunu kullansam yeterlidir ya. CS'yi çıkarsam mı? CS dursun. Şu üçü yeterlidir. Recovery'yi açmayacağım. Çünkü atak kesiyor o zaman. Pot basmayıp minör bastığı zaman atağı kesmiş oluyor. Potla devam eder. Zaten ben burada olacağım. Wolf de var. Pot biterse ben potun bittiğini görmezsem taunt atsın. Ayarladım tekrardan. AC'ye bassam mı? AC'ye mana harcamayayım. AC'yi basmasın. Zaten bir tek bosslar beni zor durumda bırakabilir. Pet'i çıkartalım, başlayacağım hemen. Yine bir saatlik geneyen var. Oturarak birikiyor pazarda sağ olsun. O yüzden hiç sayaç başlatmayacağım. Bir saat ne kasarsak geneye de bakacağız. Hemen şöyle birazcık besleyeyim bizimkine. Toplama modunu da ayarladım. Şu anda başlatıyorum. Yani inşallah buz çıkar. Buz çıkmazsa da bakalım artık şansımıza ne çıkarsa. Yani 480 miydi? 460 mı? 480'lik olması lazım mana potu. Yani şunun bir küçüğü. Ondan çıkacaktır bir sürü. Onun dışında artı 7, artı 6, artı 5 çakma şellerden atabiliyor. Bunları kırabiliyoruz. Bakalım, başlatıyorum. İlk birkaç tane keselim. Ondan sonra ben durduracağım videoyu. Zaman zaman size göstereceğim. Evet, dediğim gibi potla başladık. Sanırım biz buraya pot kasmaya geldik. Bakalım. Evet. Şunları da belki şanslı oldukça atarım çöpe. Bir tek sanırım boss'tan bize para gelecek. Olsun, onu da ekleriz. Sonuçta slot da onu da kesiyor otomatikman. Bakalım ne kasacağız. Yarım saat kala açarım tekrardan. Gösteririm ne kastığımızı, ne kasmadığımızı. Veya yarım saat kalaya kadar bir şey çıkmazsa ardından silah yanana kadar beklerim artık, hani buradan giderken tamire vesaire pot almaya. O zaman açarım videoyu. Birazdan görüşürüz.
Tekrar merhaba. Videoyu bayağıdır açmıyorum. 10 dakika kaldı çünkü. Sanırım Uruk-hai pişmanlıktır. Şöyle göstereyim. Yani 8'leri belki satabilirsiniz. Onları atmadım çöpe de. Şunları da Sundres'e sattım gidince. Bir kez RP'ye gittim. Üzerini falan boşalttım. Zaten pot bitmişti. Bankaya da birazcık şel attım ama hani şeller kurtaracak bizi. Yani şöyle anlatayım. MS hiç çıkmadı. Sanırım Uruk-hai'den çıkmıyor. Bilmiyorum. Uruk Blade'den çıkıyor. Uruk Tron'dan çıkıyor diye duymuştum. Hatta Uruk Blade'den de çıkmıyor olabilir. Hiç MS yok. Yani boss'a dair herhangi bir upgrade scroll'a dair hiçbir iz yok. Yani 3 tane tüp çıktı. 100k bunlar gitse 300k. Bir tane büyük pot çıktı boss'tan. Onun dışında 185 tane küçük pot kastım. Bir işe yarayacak mı bilmiyorum. Yani bunları kasarken 200'e yakın pot yaktım. Fark ettiyseniz diğer küçük potum bitti. Bankadan büyük pot aldım ki ondan da bayağı kullandım yani. 150 tane mi 180 tane mi ne aldım? 90 kaldı. Bilmiyorum bayağı zarar sanırım. Evet. Tam üzerim dolar diye açmıştım videoyu. İyi oldu. 117k para var. Bir iki çöp çıkmıştı şunun gibi. Boss'tan. Onları sattım. Sunrise'e. Bir de Glaive artı 3 çıktı. Çok para edeceğini sanmıyorum yani. Artı 7 olsa bile çok pahalı bir item değil. O yüzden artı 3 ile hiç uğraşmadım. Onu tekrar sattım Sunrise'e. Şimdi tekrar gidiyorum. Son 8 dakika bir şunları satayım. Elimdekini de bir tamir edeyim. Hatta tamir etmeme de gerek yok herhalde, yeterli. Yeterli, hiç tamir parası da harcamayayım ki sap kazancımızı görelim. De boşuna geldim yani, 1K'ymış. Vay be. 3 tane item çıkmaz herhalde 8 dakikada, sanmıyorum. Bilmiyorum. Gidiyorum ama. Yani şu potlar büyük olsaydı aslında hiçbir zararımız olmayacaktı ama şu anda pottan yana bir zararım var. Şu şekilde kapatabiliriz. Şeller yani kırdırabilirsiniz. Güzel bir şeyler atabiliyor bazen. Bazen kırıyorsunuz 10 tane 20 tane hepsi çöpe gidiyor. Hiçbir işe yaramayan itemler çıkıyor. Bunları kırdıranlar için satabilirsiniz, pazara koyabilirsiniz. Yani 200-300K'dan falan satılıyor diye biliyorum. Çünkü alıp kırıyorlar. Yani 200-300K'dan daha değerli bir şey atabiliyor. Yani en kötü Life Crystal atabiliyor. Yani o da UTC'lerde çok işe yarıyor ki ben Life Crystal olmadan UTC'ye girdiğimde çok sıkıntı çekmiştim, oradan biliyorum. Yani kırabilirsiniz, ben satacağım. Çünkü nakit kazancımı öğrenmek istiyorum. Bir saatte Uruk-hai'de ne kastım diye. Yani 4 tane burada var. 300K'dan satsam 1'em 200K. Bankada kaç tane vardı hatırlamıyorum. Videonun sonunda hesaplama yaparız tekrardan. Potları da hesaplarız. Şunlar da 100K. Şunları da 50K'dan 100K'dan falan satabiliriz. Şimdi kapatayım tekrar. Video bittiğinde bankada görüşürüz. Tekrardan merhaba. Bankadayız. Bir saatimiz doldu. Tüm kazancım burada. Şöyle 7 tane shell çıktı. 4 tane 8 takımız var. 3 tane tüp potlarda burada bu şekilde. Bir tane Horn Crossbow artı 3 çıktı. Bunu bilerek satmadım satıcıya. Şöyle bunun Dodo Camp'ta chat görevi var. Yani ileride farm videolarını bitirdikten sonra sanırım chat görevlerini yaparım. Chat görevi var. Chat görevinde artı 3 Horn Crossbow istiyor. Yani şu Sundres diyorum pardon, şurada Weapon Merchant'ta 164k. 164k'dan bunu alıyorsunuz. 2 tane Middle Class Scroll alıyorsunuz. 110k'dan. Artı 3 istiyor çünkü görev için. Artı 3 ve Poison basılmış istiyor. 2 tane Middle Class Scroll'da 2-3 olarak basıyorsunuz. Bir tane de Poison basmanız lazım. 3 tane Scroll. Yani 330k. Scroll artı bunun artı birini buradan almak 164K'dı sanırım, 164 mü 160K mı ne, öyle bir şey. Yani totalde 490K, 500K kar mı oldu bundan o görev için? Sizin de aklınızda olsun. O görev için bir tane çıkarsa saklayabilirsiniz. Bunu da bugünkü kazancımı ekleyeceğim çünkü beni 500K kar ettirdi.
Şunu 500K olarak ayırdım. Şunları da demiştim zaten 200-300K'dan satabilirsiniz diye. 200K'dan hesaplıyorum. 7 tane var. 1M 400K burası yapıyor. Şununla birlikte 1900 yaptı. Bunları da yani 50K falan demiştim. 20K'dan hesaplayacağım. Yani ben ucuzundan hesaplayacağım ki minimum kazancımızı görelim. 80K burası yapar. 1900'dü. 1980 oldu. Şunu da 100K'dan satabilirsiniz. 50'den hesaplayacağım. 3 tanesi 150K. 1980'di. BM 130K mı oldu? Yanlış hesaplamayayım. Aynen. BM 130K sanırım. Şunu da 10K'dan satabilirsiniz veya kullanabilirsiniz. Bunlar da yani 1K'dan hesapladım. Yanlış hatırlamıyorsam potçuda 1,5K'dan satılıyor. Çok düşük bir pot olduğu için yani bunu da 1K'dan hesapladım. Yani toplamda net kazancımız 2,5M'e yakın. 2M 465K ediyormuş şurası. Yani 2465 bence çok düşük. Bunu da ekledim bu arada. Yani 2465 bir saat Uruk-hai de çok düşük. Yani o yüzden boş sanırım slotlar. Bir ara geldi birisi gerçi ama görev yapmaya gelmiş sanırım, tekrardan gitti. Yani premium olsa belki bu kasayı doldurabilirsiniz shell'lerle. Server'ınıza göre de değişir tabi bunların fiyatları. 200K, 300K, 400K. Yani iyiyse fiyatı ve premium'unuz varsa belki bir saatte bir kasa doldurursa yani iyi kasabilirsiniz. Deneyebilirsiniz. Yani sadece şu kadarı 1M 400K yapıyor bende. Yani şu kadarı 1200 yapıyor bir sırası. 4 sırası 4800. Yani sizin server'ınızda daha pahalıysa 5-6M'den fazla kasabiliyorsunuz bunlardan. Yani premium varsa. Yani premium'unuz varsa belki deneyebilirsiniz. Belki denemeyin ya bence. Premium'unuz yoksa zaten hiç denemeyin. Premium'unuz varsa da hani belki merak edersiniz o şekilde. Onun dışında yani ben zarar olarak buldum. Çünkü 200'e yakın pot yaktım. Yani 200'e yakın pot demek zaten 10K'dan hesaplasanız şunları. Yani 2M pot yaktım. 2,5M kazandım. Yani pek bir şey değişmedi. Bir saatte gerçi EP potları da eklersek şu an ne karım var ne zararım var. Sadece elimdeki potları şunlara çevirmiş oldum. Bakalım bir sonraki videoda görüşürüz.